Evet, değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Yine hafta sonu, cumartesi bir sporla programında birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim de meslektaşım, arkadaşım, dostum olan sevgili Bülent Hoca, Profesör Doktor Bülent Gürbüz. Bülent Gürbüz hocamız, aynı zamanda Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırma Derneği Genel Başkanı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de öğretim üyeliği halen devam etmekte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Sizinle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Tüm izleyicileri ve sizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Öncelikle kendinizden biraz bahsederseniz memnun oluruz. İzleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Tabii ki kendimden bahsetmek isterim ama insan herhalde kendinden bahsetmesi en zor sorulardan bir tanesi. Tekin Hocam beni çok şaşırttınız. Evet. Şu an ben Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu konudaki eğitimimden bahsedecek olursak ben lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Daha sonra yine aynı bölümde ve aynı fakültede yüksek lisansımı tamamladım. 2006 yılında ise sizinle birlikte tanıştığımız üniversite yıllarında Gazi Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamladım. Bu eğitim sürecim esnasında Başkent Üniversitesi'nde, Kırıkkale Üniversitesi'nde, Ahevan Üniversitesi'nde, farklı üniversitelerde eğitim sürecinde bulundum. Ve bir miktar da Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina State Üniversitesi'nde Profesör Doktor Carla Henderson'la misafir araştırmacı olarak rekreasyon alanında çalışmalarımı tamamladım. Şu anda da biraz önce bahsettiğim gibi Ankara Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şeref verdiniz, mutluluk verdiniz. Öncelikle sizin de başkan olduğunuz rekreasyon çalışmaları ve araştırmaları derneği konusunda konuşmak isteriz. Tabii ki öncelikle rekreasyon deyince izleyicilerimiz de merak uyanmıştır. Birçok izleyicimiz biliyordur ama bilmeyenler için de yine bilgilendirmek amaçlı. Rekreasyon nedir? Rekreasyonun felsefesi, tarihi hakkında bize bilgi verir misiniz sevgili hocam? Hocam memnuniyetle. Bence de bu sorudan başlamak çok güzel oldu. Rekreasyon kavramını tanımlarken toplumumuzda bu konuda bir sıklıkla araştırmalar yapıyoruz. Rekreasyon nedir? Sizin için bu kavram neyi ifade ediyor gibi. Bazen restorasyon kavramıyla bile karıştırılıyor. Ama bence karıştırılması çok güzel bir şey. Bu alandaki yapılan araştırmalara baktığımızda geçmiş dönemde ta antik Yunan'da bu konuda felsefi çalışmalar olan Aristo'ya, Plüto'ya kadar gittiğimizde bu kavramın o dönemde de bireyin kendini restore etmesiyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Ve rekreasyon kavramını tanımlarken sıklıkla bu kavramın zaman algısı, zamanın deneyimlenmesi veya hissedilen zaman gibi kavramlarla ilişkilendirildiğini de görmekteyiz. Ancak hem izleyicilerimizi hem de bu konuda yeni olan arkadaşlarımızı bilgilendirmek adına rekreasyon kısaca nedir dersek, rekreasyon bireyin zorunlu faaliyetler dışında ve yaşamsal faaliyetlerinden sonra arta kalan serbest zamanda katıldıkları çeşitli aktiviteler içerir. Şimdi çeşitli derken belki bununla ilgili birazcık örnek vermek lazım. Evet siz de ben de Spor Bilimleri Fakültesi'nde çalışıyoruz ama rekreasyon alanı oldukça multidisipliner birçok alanı içinde barındıran bir kavram. Ve bu nedenle rekreasyon dersek rekreasyonel etkinlikler içerisinde neler yer alır? Belki birazcık buradan bahsetmek lazım. Rekreasyonun içerisinde başta fiziksel aktivite olmak üzere sanatsal, kültürel, sosyal, turizm yani birçok aktiviteyi bunun içerisinde koyabiliriz. Ne olmalı? Rekreasyon özellikleri nelerdir dersek bir kere zorunluluktan uzak olması lazım. Yani rekreasyon bir başkası için yapılmaz. Birey kendisi için yapar. Başkası için yapılabilir. İkinci temel özellik olması gereken özgürlük algısıyla birlikte kişinin gönüllü katılımı. Bir başkası için katılmayacağız. Kişi özgürlük algısı içerisinde buna katılacak ve buradaki deneyimleri, faydaları hiç hesaba katmadan, yani ben bundan doğrudan bir meslek, bir gelir elde eder miyim diye değil, serbest zamanında gönüllü olarak katıldığı bir aktivite olacak. Ama biz spor bilimciler tabii ki burada arzu ediyoruz ki bireyler bu zaman dilimlerini daha çok günümüzün en önemli problemi olan ve bireye fizyolojik, psikolojik ve sosyal birçok faydası olan
fiziksel etkinliklere katılarak değerlendirmelerini arz ediyoruz. Ama belki Sayın Hocam burada şunu da açmakta fayda var. Rekreasyon deyince yani herkes mi rekreasyon yapıyor ve biz rekreasyonu genellikle bazı kavramlarla karıştırarak ifade ettiğimizi görüyoruz. Nedir bu temel kavram? Spor kavramı. Oysa ki spor bir meslektir. Profesyonel anlamda yapılır ve belli bir disipline dayalıdır. Rekreasyon bunun dışındadır. Rekreasyonda zorunluluk yoktur. Para kazanma yoktur. Ve zorunluluklardan ve arınmış temel faaliyetleri içerir. Bu nedenle rekreasyon aslında bireyin yaşamında çok önemli yer tutar. Nasıl bir yer tutar dersek bireyler işe giderler, çalışırlar veya bu çalışmak için yolculuk etmek durumundadır. Bütün hayatlarını buraya ayırırlar. Ama en temelde tüm bireylerin istedikleri şey bir serbest zaman hakkına sahip olmak ve bu serbest zamanı da arzu ettikleri etkin, verimli, rekreasyonel etkinliklerle geliştirmek isterler. Şimdi üniversiteli arkadaşlarımız mezun olacaklar inşallah ve arzu ettikleri işlerine başlayacaklar. Orada ilk soracaklar iki soru var hocam. Birincisi ne kadar ücret alacağım? İki, haftada ne kadar çalışacağım? Bakın ne kadar önemli bir konu. Ben ne kadar zorunluyum? Peki ne kadar özgürüm? İşte bu hayatımızda biz aslında temel anlamda bu özgürlükle çalışıyoruz. Birazcık da belki birkaç cümlede serbest zaman felsefesiyle ilgili söylemek lazım. Bu noktada önemli bir filozof olan Aristo'nun güzel bir sözü var. Der ki bilim ve sanat lüksün çocuklarıdır. Neden bilim ve sanat lüksün çocuklarıdır? Çünkü serbest zamanı olmayan, zorunluluklarından arınmayan bir insan sanatla veya bilimle uğraşamaz. Yani kafasının aslında çok net ve temiz olması lazım. Bu lüks ve bilim ise bireylerin ancak kafa olarak serbest olduklarında, rahat olduklarında üretilebileceğini ifade eder. Rekreasyonun genel tanımları hakkında şu an için çok kısa kafa karıştırmadan ifade edebileceğimiz sözler bunlar Sayın Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim sevgili hocam. Tarihi konusunda ne zaman gelişti? Resmi olarak rekreasyon kelimesi ne zaman kullanılmaya başladı? Veya bilimsel literatüre ne zaman gitti? O konuda da bize bilgi verirseniz çok seviniriz sevgili hocam. Belki bunu iki boyutta ele almama müsaade eder misiniz Sayın Hocam? Dünyada tabii, ve Türkiye'de tabii diye ki. İsterseniz. Evet, evet. Rekreasyon kavramını ayıralım. Dünyada rekreasyon kavramının hocam yaklaşık bundan 100 yıl önce playground movement, oyun alanı hareketi dediğimiz Amerika'da başladığını görüyoruz. Ve bu kavram önceleri sadece çocukların oyun alanlarının inşa edilmesi ve çocukların bu alanlarda serbest zamanlarını değerlendirilmesi olarak ortaya çıktı. Yani park ve rekreasyon alanı öncelikle gençler içindi ama daha sonra yetişkinler için de bu zamanın önemli olduğu algılandı. Ve günümüzde rekreasyon anlamının değişmesiyle birlikte bireyler için çok önemli bir hale geldi. Ama rekreasyon peki 100 yıl önce Amerika'da veya gelişmiş ülkelerde örneğin Kanada'da veya Avrupa'nın bazı ülkelerinde daha ön plana çıktığını görüyoruz da neden peki ülkemizde bu rekreasyon kavramı yeni yeni olarak algılanmaya başladı? Bu konuda sıklıkla çok önemli çalışmaların yapıldığını görüyoruz ve bunu da rekreasyonun ortaya çıktığı ana vatanı diyeceğimiz özellikle Kuzey Amerika ve Amerika'nın genelinde deniyor ki rekreasyon kavramı etnosentrik kaldı. Yani belli bir yapıya ait olarak kaldı. Aslında rekreasyon serbest zaman tüm toplumlarda tüm bireyler için önemli. Bu konuda yapılan yayınların özellikle İngilizce veya farklı İspanyolca gibi dillerde olması nedeniyle rekreasyonun tüm dünyaya yayılmadığını düşünüyorlar. Oysa rekreasyonun tamam biz 100 yıl önce dünyada Amerika ile çıktığını işaret ediyoruz ama antik Yunan'da cimnazyum olarak adlandırılan alanların da aslında bir serbest zaman eğitimi alanı olduğunu görüyoruz. Ve burada serbest zamanı olan bireyler şule yani okula gidiyorlar, olmayanlar ise aşule'ye de zamanlarını geçirdiklerini düşünüyorlar. Ama bilimsel anlamda rekreasyonun daha çok Amerika'da ortaya çıktığını ve bir bilim alanı olarak özellikle 1950'lerin sonrasında sosyoloji, toplum bilimi olarak adlandırılan bilim dalından ayrılarak bir özgür çalışma alanı olarak, özel bir çalışma alanı olarak dönüştüğünü görmekteyiz. Ülkemizde nasıl bir gelişim sergilediği yönünde ifade edecek olursak, rekreasyon
kavramının özellikle son 30 yılda yerel yönetimlerde rekreasyon alanıyla ilgili çalışma yapan akademisyenlerin ağzında sıklıkla bunu duyuyoruz. Ama bu kavramın son 20 yılda ülkemizde de bir akademik disiplin olarak algılanmaya başladığı, bu konuda bölümlerin oluşturulduğu, belediyelerin, yerel yönetimlerin, belki ileride eminim ki bu konuda ilgili soru yöneteceksiniz, bu konudaki alan tasarımlarıyla birlikte rekreasyonun duyulduğunu görüyoruz. Peki rekreasyon sadece ülkemizde üniversitelerde mi konuşuluyor? Maalesef şu anlamda sadece üniversitelerde yerleşik anlamda bir araya getirildiğini görmekteyiz. Ama rekreasyonun değişen anlamıyla birlikte, ne demek rekreasyonun değişen anlamı derse seyircilerimiz ve sizler, rekreasyonun geçmişte sadece birincil kuşaklar tarafından çalışmanın bir aksi kavram olarak algılandığını görüyorduk. Ama bu toplumumuzda ve tüm dünyadaki gelişmelerle birlikte artık serbest zamanın anlamında bireylerin kendilerini özgür hissetmek, rahatlamak, mutlu olmak, sosyalleşmek, sağlıklı olmak gibi bu kavram algısıyla birlikte rekreasyonun kurumsal ve akademik yapısının da şekillendiğini, ülkemizde de oldukça hızlı bir gelişim gösterdiğini bahsedebiliriz Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de tam o konuya değinecektim zaten. Dünyada ve Türkiye'de rekreasyon alanının gelişimi, rekreasyon biliminin gelişimi nedir? Bu konuda düşünceleriniz, yorumlarınız, gelecekte hangi konumda olacak rekreasyon bilimi veya alanı? Yani bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra veya 30 yıl sonra diyelim. Hani nerede olacak? Anladım. Buyurun hocam. Hocam sorularınız gerçekten beni terletiyor ve heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Hani nerede görürüz? Nasıl olur? İlk başlarda sadece bireyin kendini restore etmesi olarak algılanan bir kavramın gördüğümüz, konuştuğumuz gibi 1950'lerde Amerika'da bağımsız bir özerk çalışma, bir disiplin alanı. Ülkemizde özellikle son 20 yılda gelişen, özellikle spor bilimleri fakültesinde ve turizm bölümlerinde rekreasyon veya rekreasyon yönetimi bölümü adıyla yapılandırıldığını görmekteyiz. Ama nereye gider, nasıl olur dersek, bununla ilgili rekreasyonun anlamına tekrar dönmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bireyler ve kültür rekreasyonu nasıl algılıyorsa, bir kültürde rekreasyon nasıl algılanıyorsa, rekreasyonun yapılanmasının, bilim alanı olarak değişiminin de o yönde şekillendiğini görüyoruz. Bununla ilgili net örneği belki de şöyle verebilirim hocam. Örneğin rekreasyon Amerika'da çıktı dedik. Daha sonra İngiltere'de ve Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerinde önemli bir kavram haline geldi. Ama rekreasyon kavramının da isminin değiştiğini görmekteyiz. Örneğin bu alanda en önemli yetkin kuruluş olan Dünya Rekreasyon Derneği var. Belki birazcık burada rekreasyonun farklı kelime anlamından konuşmak gerekir ama rekreasyon İngilizce'de recreation kelimesinden geliyor ve serbest zaman ise leisure'ı ifade ediyor. Dünya Rekreasyon Derneği ilk kurulduğunda adı World Recreation Organization'dı. Ama rekreasyonun tamamen bu kavramları kapsamadığının algılanmasıyla birlikte Rekreasyon Derneği'nin adı da World Leisure Organization'a gitti. Yani rekreasyon çıktı, içine serbest zaman kavramı girdi. Bu değişim Amerika'da bölüm ve program isimlerine de yansıdı. Örneğin bu anlamda 1959'da ilk rekreasyon bölümünün açıldığı üniversite Indiana Üniversitesi, Bloomington'daki bir üniversite. Bu fakültenin ilk adı School of Education. Bizde de belki bu dönemlerden geçeceğimizi görüyorum. Burayı da birazcık benzetmekte anlamlı bir fark var. Rekreasyonun geçmişte sadece çocuklar için algılanmasının değişim, artık gençlere ve yetişkin kuşak için de önemli görülmesiyle birlikte bu yapılanma üniversitelerdeki bölümlerin adına da yansıyor. Mesela School of Education, eğitim fakültesi dediğimiz bölüm daha sonra halk sağlığı bölümüne dönüşüyor. School of Public Health'e. Bakın, sağlıkla ilişkilendiriyor. Yani rekreasyonun anlamı nereye doğru evrilirse bölümlerin adının veya o akademik disiplinlerin adının da oraya gittiğini görmekteyiz. Amerika'da mesela bu bölümler bir tamamen bir fakülte adı altında. Bizde spor bilimleri fakültesi var. Daha sonra konuşacağız. Altında rekreasyon bölümü var ama rekreasyon fakültelerinin orada olduğunu görüyoruz. Yani bölüm artık fakülteye dönüştü ve fakültelerin içerikleri de çağdaş bir yapılanmayla birlikte derslerin adı, müfredatların içeriği de bununla birlikte ve sağlığa ve zindeliğe doğru yöneldiğini görmekteyiz. Peki gelecekte ne olur? Bu alanda
Çok önemli dergiler var. World Leisure Journal, Leisure Sciences, Leisure Studies gibi çok önde gelen dergiler var. Bu alandaki dergilerin de geçmiş dönemde sadece rekreasyonun anlamı, demografik değişkenlerle rekreasyonel serbest zaman davranışın ilişkilendirilmesi yönünde devam ederken, günümüzde bu dergilerde artık kültür ve rekreasyon, kadın ve rekreasyon, farklı kültürlerde serbest zaman davranışının profili gibi bir evrim geçirdiğini görmekteyiz. Belki bu evrim konusu açılmışken, hocam vaktimiz varsa farklı bir konudan da Tabii var. ilişkilendirerek bahsetmek istiyorum. Geçmiş Buyurun hocam. dönemde rekreasyon yapan bireylere biz bir terim vardı. Homo ludens, yani oyun oynayan insan. Oyun oynamak kötü değil. Oyun birçok gelişimi de beraberinde getiren, daha sonra bunun amatör veya profesyonel düzeyde spora katkısı olan bir kavram. Ama günümüzde bunun değiştiğini biz homo otiosus dediğimiz, spor bilimleri kongresinde de bu kavramla bahsettim. Homo otiosus'a doğru yöneldiğini görmekteyiz. Yani evrim buraya doğru geldi. Nedir homo ludens ile homo otiosus arasındaki fark? Homo ludens oyun oynayan ama belli bir program çerçevesinde veya planlanmış aktivitelere katılan bireylerden bahsetmiyorduk biz burada. Ama homo otiosus artık serbest zamanın çok önemli olduğu, belki de Stebbins dediğimiz önemli bir araştırmacı var. Robert Stebbins diyor ki artık serbest zamandan da belki vazgeçmeliyiz. Bunu ciddi serbest zaman anlayışına doğru yönelmeliyiz. Ne demek ciddi serbest zaman anlayışı? Birey artık serbest zamanı yaşamında çok önemli bir yere koyuyor. Bu zamandaki yaptığı aktiviteleri o kadar ciddi uğraşılar haline getiriyor ki yaşamını veya eğitimini de bu yönde şekillendiriyor. İşte yaşamını, eğitimini veya rekreasyonu ya da serbest zamanını etkin, verimli ve bilinçli olarak değerlendiren insana biz homo otiosus diyoruz. Homo otiosus bir toplum yaratmak için ise bunun topyekün belki sadece üniversite yaşamında değil, genel halkın rekreasyon konusunda eğitilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah biz yurt dışındaki bu gelişmelere paralel olarak biz de rekreasyon bölümlerinin artık fakülteye gelmesi, müfredatlarının bu yönde şekillendirilmesiyle birlikte rekreasyonun da ülkemizde gelişmiş ülkelerdeki yapıyla kalitesi değeri bulacağına inanıyorum Sayın Hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bildiğim kadarıyla 1970'li yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Rekreasyon Genel Müdürlüğü, Okul Sporları ve Rekreasyon Genel Müdürlüğü var diye hatırlıyorum. Yani 70'li yıllar diye hatırlıyorum. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani geçmiş yıllarda Yok. rekreasyona önem verilmiş, değer verilmiş. Teşekkür ediyoruz hocam Tabii açıklamalarınız için. bu konuda 1959 yılında zannedersem Sağlık Bakanlığı tarafından boş zamanları değerlendirme semineri düzenleniyor hocam. İşte o Milli Eğitim Bakanlığı'yla bahsettiğiniz yapıyla birlikte yani Türkiye'de rekreasyonun adına yurt dışından bu konuda çalışan akademisyenler, bilim insanları ülkeye davet ediliyor. Ve yine dikkat edersek rekreasyon kavramı halk eğitimiyle, halkın sağlığıyla ilişkilendiriliyor ve halk sağlığı semineri adı altında bir seminer düzenleniyor ülkemizde. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki ülkemizde kendi alanında önemli olan bir derneğin başkanısınız şu anda. Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırma Derneği. Bildiğim kadarıyla bu dernek bir ilk özelliğini taşıyor. Belki rekreasyonla ilgili yani bilgim yok şu an için. Farklı derneklerde vardır ama hem bilimsel anlamda hem de koordinasyon ve organizasyon anlamında ilklerden diyebiliyorum derneğinizi. Derneğin de başkanısınız şu anda. Peki hocam bu dernek kurma fikriniz nasıl oluştu? Nasıl ortaya çıktı ve bu dernek ne yapar? Ne tür faaliyetler yapar? Sadece üye aidatı mı alıyorsunuz yoksa faaliyette yapıyor musunuz Sayın Hocam? Söylediğiniz son sorudan başlayayım. Belki Türkiye'deki yapılanmaya biraz tersiz. Rekreasyon Derneği şu ana kadar hiçbir üyesinden aidat almadı hocam. Hiçbir şekilde kasamıza bu şekilde para girmedi. Belki bu dernek olarak da bizim bir eksikliğimiz ama Rekreasyon Derneğimiz, REKÇAT olarak biz kısaca isimlendiriyoruz ama genel açımı Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği. Bu derneğimizin isim babası da şu anda Kastamonu'da Turizm Fakültesi'nde çalışan Sayın Aydoğan Aydoğdu hocamız. Biz bu dernek ismini verirken Rekreasyon Çalışmaları Derneği dedik, Rekreasyon Araştırmaları Derneği gibi isimler kurduk ama bu derneğin rekreasyonun çok farklı disiplinleri içeren bir kavram olması nedeniyle farklı kültürler, farklı disiplinlerden, alandan akademisyen hocalarımızın da bulunacağını düşünerek sadece
araştırmalara ismini koymayı tercih etmedik hocam. Çünkü rekreasyon sadece bilimsel faaliyetleri yöneten, yönlendiren, planlandıran, bu konuda politikalar geliştiren bir dernek değil. Aynı zamanda bu konuda çalışmalar da yapmamız gerekiyordu. O nedenle derneğimizin adını Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği koyduk. Bu dernek ne zaman kuruldu? 2012 yılında kuruldu. Ama 2012 yılına gelene kadar biz uzunca bir serüven atlattık hocam. Yani 2012 yılından yaklaşık 5 yıl öncesine kadar Türkiye'de rekreasyon alanında çalışan akademisyenler veya üniversitelerdeki bulunan araştırmacılarla birlikte bizler bir araya geldik. Yani arama konferansları düzenledik. Biraz önceki bahsettiğimiz o tanımlar çok kolaylıkla çıkmadı. Yani bu işin terminolojisi, akademik disiplinde bu kavramın nasıl adlandırılması gerektiği, müfredatlarının nasıl olması gerektiği, öğrenciler nasıl alınmalı, bu konuda biz Türkiye'de ne tür araştırmalar yapabiliriz, nasıl uluslararası işbirlikleri yapabiliriz, bu konuda arama konferansları düzenledik ve uzunca bir süre biz aslında ortak kimliğimizi belirlemeye çalıştık. Yani biz kimiz? Biz rekreasyoncular kimleriz? Bunu tanımlamaya çalıştık. Ve bir aslında envanter de çıkarttık. Bu alanda biz kaç kişiyiz? Ne tür çalışmalar yapıyoruz? Gelecekte neler yapmalıyız gibi bunları düşünürken Özkan Tütüncü Hoca var. Şu anda kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla. Onun da bulunduğu bir grupta biz ne yapmalıyız diye karar verirken dernek kuralım fikrine geldik. Ancak daha sonra yaptığımız araştırmada Türkiye'de bir rekreasyon derneğinin olduğunu gördük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ben. Ama bu rekreasyon derneğini araştırdığımızda çok disiplinli yapıya uygun olmadığı, bu konuda bilimsel araştırmaları yapan, destekleyen bir yapıda olmadıkları, sadece kendilerinin daha çok bu seramik alanından mezun, ressam hocalarımızın veya hocalarımız da belki yanlış ifade olacak da bu konuda çalışmalar üreten insanların bir araya gelerek kurdukları, yani daha çok sergi yaptıklarını gördük. Ve bunun artık bir ülkemizde de hani nasıl Dünya Rekreasyon Derneği varsa bir bilimsel disiplin olarak algılanmasıyla birlikte biz bir dernek kurma ihtiyacını hissettik. Tabii hemen kendim bir 7-8 kişi bir araya gelerek dernek kuralım demedik. Yine bu dernek fikrini olgunlaştırmak adına farklı üniversitelerde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde, o zaman Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeydi Spor Bilimleri Fakültesi, şu anda Trabzon Üniversitesi altında. Orada, Muğla'da veya Akdeniz Üniversitesi 2-3 defa bizi davet etti. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki hocalarımıza bir misafir ettikleri, ağırladılar. Bu konudaki fikirlerinde danıştık ama sadece dernekleşelim mi diye değil. Ne yapabiliriz? Niye dernekleşmeliyiz? Dernekleşmenin bize sağladığı faydalar neler? Üniversite öğrencilerine ne sağlar? Çalışan bilim insanlarına ne sağlar? Bunu uzun uzun tartıştık ve dernekleşme konusunda hemfikir olduk ve 2012 yılında farklı disiplinlerden de hocalarımızın olduğu önemli bir dernek haline geldik. Peki derneğimiz ne yapar? Ben kurucu başkanıydım ve 3 defa seçim yaptık. Şu anda da üyelerimizin teveccühüyle birlikte başkanlığını hala sürdürüyorum bu derneğin. Ben üyelerimize ve bu alandaki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Peki derneğimiz ne yapar? Derneğimiz temelde rekreasyon biliminin gelişmesi adına bilimsel araştırmaları veya çalışmaları destekler. Ama biz sadece dernek olarak bilimsel araştırmaları desteklemiyoruz. Bu konuda yapılan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler varsa veya üniversitelerde veya yerel yönetimlerde genel halkın katılacağı etkinlikler düzenleniyorsa oralara ücretsiz danışmanlıklar, fikirler veya bir rekreasyon alanı tasarlanacaksa içimizde bulunan peyzaj mimarları veya farklı disiplinlerdeki hocalarımızı oraya yönlendirerek acaba bu rekreasyon alanları sadece yapılmış olmakla kalmasın, genel halkın memnuniyetini nasıl sağlar, İnsanlar bu parklarda aradıklarını nasıl bulur gibi bu sorulara cevap vermek adına biz destek veriyoruz. Peki bilimsel anlamda ne yaptık? İki boyutta anlatacak olursak biz geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl bu alanda ilki gerçekleştirdik. Rekreasyon ve spor yönetimi kongrelerini yaptık. Bu kongrelerimiz uluslararası kongrelerdi. Sayın hocam siz de oraya katıldınız. Burada teşekkür ediyorum. Bu kongreye ülkemizdeki neredeyse tüm spor bilimleri fakültelerinden değerli hocalarımız, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki arkadaşlarımız bilimsel çalışmalarıyla geldiler. Ve bu iki kongreyi de biz Bodrum'da
çok güzel bir bilimsel ortamda ve doğayla, rekreasyona yakışır bir ortamda gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Geçen yıl bu kongremizi gerçekleştiremedik. Çünkü malum tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi koşulları ve ülkemizdeki COVID-19'a bağlı vaka sayılarının ve ölümün artmasıyla birlikte zaten bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği genelgelerle birlikte bu tür toplantılar, kongreler, seminerler yasaklandı. Biz de bunu yapamadık. Ama inşallah ülkemizde bu aşıyla ilgili, tüm dünyadaki aşıyla ilgili gelişmelerin ve COVID-19 vakalarının bitmesi, sonlanması ümidiyle Mayıs ayında veya Eylül ayında bu kongremizi şu anda yönetim kuruluyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yapacağız. Bu kongrelerde biz sadece fiziksel aktivite veya rekreasyonun temel alanları ile ilgili değil, rekreasyonun tüm disiplinleriyle çalışan hocalarımızı oraya davet ettik. Bu kongreler uluslararası diyoruz. Sadece Türkiye'den hocalarımız vardı. Hayır, örneğin geçtiğimiz yıl Dünya Rekreasyon Derneği'nin başkanlığını yapmış Sayın Profesör Doktor Atara Sivan. Rekreasyon alanında dünyada ilk dedik Amerika'daki Indiana Üniversitesi'ndeki iki akademisyen Sayın Profesör Lynn Jameson, Sayın Profesör William Dominic Ramos buralara geldiler. Ayrıca burada sözünü etmeden geçemeyeceğim belki de Türkiye'deki belki de değil birçok hocamız, arkadaşımız bu konuda hemfikir olduğunu eminim. Bu konuda çok önemli çalışmalar olan ve Türkiye'de rekreasyon alanının gelişmesi, tohumlanması konusunda önemli çalışması olan Sayın Doktor Ümit Kesim de derneğimizin aynı zamanda onursal başkanı. O da deneyimlerini, geçmiş yaptıkları çalışmalarını bizle birlikte orada sundu ve paylaştı. Ben bu iki kongrenin hem rekreasyon hem spor yönetimi alanında ülkemize önemli katkılar olduğunu, genç araştırmacıların bu konudaki yaptığı çalışmaları, değerli hocalarımızın deneyimlerini paylaşmaları adına oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki bu kongrede biz sadece bunu mu yaptık? Değil Sayın Tekin Hocam. Sektörü de bir araya getirdik. Çünkü rekreasyon sadece bir bilim alanı değil. Bütün bilim alanlar aynı zamanda sektörün diğer paydaşlarıyla da buluşmalı. Bu konuda ülkemizde ve dünyada uluslararası üne sahip olan Polin Water Parks'ı, Polin Su Parkları üreten bir firma var. Tüm dünyaya su kaydırakları yapıyor. Walt Disney'e yapıyor hocam, düşünün. O firma sektör olarak geldi, bizimle birlikteydi. Bunun dışında Atrax diye bir firmamız var. Biz ilk tanıştığımızda bunlar Atrax uluslararası bir firma. Yaklaşık 120 tane dünyadaki tüm ülkedeki sektörü bir araya getiriyor ve bir sempozyum, bir kongre düzenliyor. Bir fuar düzenliyor daha doğrusu. Bu fuarda biz artık rekreasyonun alanını da geçmesini çalıştık. Yani o fuarda atraksiyon ve rekreasyon fuar olarak adlanıyor. Biz o fuarında ortak paydaşlarından bir tanesiyiz ve bu fuarın düzenleyicisi olan Sayın Nergis Aslan Hanım da gelerek sektördeki gelişmeleri bizimle orada paylaştılar. 2 yıldır bu kongreyi düzenli olarak yapıyoruz. Sadece bu dönem, bu yıl ara verdik. İnşallah bu pandeminin bitmesiyle bu kongrede de önümüzdeki yıl, 2021 yılı içerisinde de kongremizi, sizlerin desteği, katılımcılarımızın bizle birlikte olma arzusunu da yüksek düzeyde görüyoruz. İnşallah yeniden yapacağız hocam. Teşekkür ederiz sevgili hocam. Peki ben dersime çalıştım hocam, onu söyleyeyim. Sizi bulmuşken dersime çalıştığım için o soruları da sizlerle paylaşmak hem de kamuoyunu izleyicilerimizi Evet aydınlatmak hocam. istiyorum. Evet, Ne demek? rekreasyonda benim sevdiğim alanlardan birisi de ilk öğrendiğim bilim dalıdır. Tabii. Peki dünyada ve Türkiye'de serbest zaman davranış profili nedir hocam? Biraz önce ifade ettiniz, bu konuda bilimsel araştırmalar yapıyoruz. İnsanlar nasıl rekreasyon yapıyor, neden etkileniyor diye paylaştınız. O sözünüze istinaden o cümlelerinizi açmanızı özellikle isteyeceğim. Nelerden etkileniyorlar? Serbest davranış profilleri nedir bireylerin ve nelerden etkilenerek rekreasyona yöneliyorlar veya etkilenmiyorlar? Buyurun hocam. Hocam gerçekten çok ciddi ciddi çalışmışsınız. Teşekkür ediyorum. Bu konuda evet gerçekten çok ciddi araştırmalar var. Sonda söyleyeceğim hemen ben özet olarak bir ifade edeyim arzu edersek. Tüm dünyayı aslında harita olarak incelemek doğru ama bu haritayı yaparken biz bölgesel haritalar yapmaktan belki rekreasyon veya serbest zaman davranışı profilinden bahsederken bölgesel coğrafi haritalardan değil kültür haritalarından bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rekreasyon veya serbest zaman tamamen
kültürle ilişkili bir kavram. Yani sizin kültürünüzde rekreasyon nasıl algılanıyorsa, o kültürdeki, o toplumdaki bireylerin rekreasyon veya serbest zaman aktiviteleri, seçim ve tercihleri de ona göre şekilleniyor hocam. Ama tüm dünyada yapılan araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Temelde maalesef ki insanlar ABD, İngiltere, Almanya, Finlandiya veya Uzak Doğu'da birçok kültürde insanların daha çok pasif katılım gösterdiklerini görüyoruz. Çünkü bireyler günümüzde artık teknolojiye veya birçok faktöre rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ama nasıl bu davranış değişti dersek, belki serbest zaman davranışını iki boyutta ele almamız lazım. Yani nasıl bu hale geldik? Sanayi devrimi öncesinde bir serbest zaman vardı. Sanayi devrimi sonrasında da bir serbest zaman anlayışı var. Bu hocam nasıl oldu, bu rekreasyon sanayi devrimiyle ilişkilendirdi? Sanayi devrimi bize makinalaşmayı getirdi. Yani artık birçok sektörde, endüstrinin birçok dalında artık insan gücüne daha az ihtiyaç oldu. Makinalaşma geldi. Yani otomasyon geldi. Bu otomasyonun gelmesiyle birlikte insanlar daha az çalışmaya zaman ayırdılar ve serbest zamanları da arttı. Ama bir kaos oldu aslında. Peki biz serbest zamanımızı nasıl değerlendireceğiz? Nelere yönlendirilmeli insanlar? Bu zaman dönemini nasıl kavramalı gibi sorular ön plana çıktı. Tabii bunu erken algılayan gelişmiş ülkeler toplumları bu yönde yönlendirdiler. Ve toplumun serbest zaman davranışını da şekillendirmeye başladılar. Yani serbest zamanın doğrudan kültürle, kültürel uyumla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki yani rekreasyon veya serbest zaman davranışı nasıl televizyonla veya TV ile pasif katılımla ilişkilendiriyorsa, bir spor bilimciler aslında bu kavramın daha çok fiziksel aktivite ile ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tüm dünyada artık obezite, fiziksel aktiviteye az katılma, Dünya Sağlık Örgütü tüm bireyler için minimum düzeyde 30 dakika yürümeyi öneriyor. Günlük 30 dakika. Ama peki toplum böyle mi diye baktığımızda, Avrupa Birliği nüfusunun örneğin hocam %50'den çok daha bir fazlasının 30 dakikalık bir yürüyüşü bile yapmadığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bu konudaki araştırmalar bunu gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde örneğin hocam, daha önemli bir araştırma sonucu aklımdan kaldığı kadarıyla bahsedeyim. Örneğin 11-15 yaş nüfusun 3'te 1'lik bir kısmının fiziksel aktiviteye katıldığını görüyoruz. Ve bu katılım da kız çocuklarının daha az düzeyde fiziksel aktiviteye katıldığını görüyoruz. Belki de rakamlardan bahsetmek lazım. Tüm dünya ekonomiden ve paradan bahsediyor. Örneğin Avrupa Birliği nüfusunun 10 milyondan daha fazla bir kişinin fiziksel aktiviteye hiç katılmadığından bahsediliyor. Ve bunun her yıl maliyetinin 910 milyon euro, yani yaklaşık 1 milyar euro olduğunu görüyoruz. Yani biz fiziksel aktiviteye katılmıyoruz diye sağlığa her yıl 1 milyar euro daha fazla para ödüyoruz. İnsanlar 30 dakikalık bu basit yürüyüşe katılsalar, bakın bu fiziksel aktiviteye katılımdan veya katılımın azlığından dolayı ortaya çıkacak birçok hastalığın veya sağlıkla ilişkilendirecek birçok faktörün önüne geçirebileceğini görüyoruz. Mesela daha değişik bir araştırma var hocam. Çok ilginç. Bilmiyorum ne düşünürsünüz, sizin içinde nedir? Avrupa Birliği nüfusunun %69'unun günde en az 2,5, en fazla ise 8,5 saat oturduğunu görüyoruz. Yani insanların %69'u ortalama 5 saat oturuyorlar hocam. %11'i ise 8,5 saatten daha fazla oturuyormuş hocam. Değil mi? Yani inanılmaz bir sayı. Akılda evet. Kalsın diye şöyle bir örnek daha verebilirim. Avrupa Birliği ülkeleri nüfusunun %13 hocam 10 dakikadan daha az fiziksel aktivite. Yani bir çocuk, bir yetişkin veya ileri yaşta diyeceğimiz 3. kuşak nüfusun %13'ü 10 dakikadan daha az yürüyor hocam. Yani markete bile yürüyerek gitmiyoruz biz belki. Artık arabayla gidiyoruz. Bu anlamda baktığımızda fiziksel aktiviteye katılım Dünya Sağlık Örgütü tarafından öneriliyor ve minimum 30 dakika deniyor. Bizim ülkemizde veya Avrupa'da buna katılım çok az. Peki hep Avrupa Birliği'nden bahsettik. Örneğin nedir? Bir net bir karşılaştırma verecek olursak, dünyada en çok fiziksel aktiviteye, yani Avrupa'da en çok fiziksel aktiviteye katılımın gözüktüğü ülke İspanya. Kaç dakika biliyor musunuz? 24 dakika hocam. Ya ve bu erkeklerde 24 dakika. Kadınlarda ise 12 dakikayla sınırlı. Peki ülkemizde ne durumda? Ortalama günlük Türkiye nüfusunun katıldığı süre
10 dakika hocam. Erkeklerde 10 dakika. Kadınlar ne kadar katılıyor biliyor musunuz? 4 dakika maalesef. Yani 30 dakikanın bile biz ancak 4 dakikasını yerine getirebiliyoruz. Ama biz belki de bu politikayı değiştirmeliyiz. Fiziksel aktiviteye katılımı artırmak için Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlar var, araştırmalar var. Bunlardan faydalanarak insanlar neden katılıyorlar? Katılımın önündeki engeller neler? Neler kolaylaştırıyor? Bunları araştırmalıyız ve fiziksel aktiviteye katılımın artık yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu görmeliyiz. Serbest zamanın sağlık için fiziksel aktivite, sağlık için egzersiz olduğunu tüm topluma anlatılması lazım. Belki bunun için de bir politika geliştirmek, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin bu konuda bir tavır alması gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda baktığımızda rekreasyonel aktivitelere, serbest zamana katılımın ben fiziksel aktiviteye mesleğimizle ilişkili olduğu için profilini sergilemeye çalıştım. Ama peki bunu kültürle ilişkilendirirsek nereye gider hocam dediniz? Tüm dünyada hani pasif katılım, TV izlemek, yapılan aktivite ilişkilendirdiğini görmekteyiz ama kültürel anlamda baktığımızda mesela hocam Uzak Doğu'da insanlar ne tür rekreasyonel aktiviteler tercih ediyor derseniz geleneksel anlamda yaptıkları sporun fiziksel aktiviteye dönüştüğü, oyunlara dönüştüğünü görmekteyiz. Bir de rekreasyonun katılımı, rekreasyon iki farklı şekilde olabilir. Açık alanda yapılan ve kapalı alanda yapılan aktiviteler. Yine biz Türk kültürü olarak daha çok rekreasyonu kapalı alanla ilişkilendirirken Almanya, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde açık havada olduğunu ve daha çok fiziksel aktiviteye katılımla şekillendiğini görmekteyiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Biz de bilgilendik bu konuda. Zamanı etkin kullanmak adına çok kısa veriler veriyorum. Bununla ilgili Evet, çok fazla evet. veri var aslında. Hem Farkında. seyircileri hem de bu alanı yeni takip etmeye çalışanları sıkmamak adına çok net bilgiler vermeye çalışıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam sizler bu rekreasyon alanında çalışmaya nasıl karar verdiniz? Teşvik eden faktörler nelerdi bunlar? Gençlere veya akademisyenlere, lisans öğrencisi, yüksek lisans veya doktora öğrencisi arkadaşlarımıza bu alanı tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü biraz önce söyledim. Hayatımızdaki en önemli şey rekreasyon, yenilenmek, yeniden yaratılmak. Ve bu zamanın etkin ve verimli değerlendirilmesi bizim için en önemli şey. Yani evimizdeki eski bir televizyonu neden yeniliyoruz? Daha iyi görüntüye ulaşmak için. Cep telefonlarımızı neden daha sık kullanıyoruz, neden yeniliyoruz? Çünkü serbest zamanımızda elimizden hiç düşürmediğimiz şey maalesef ki. Yani hayatımızda çok önemli yer tutan bir şey. Peki ben nasıl bu rekreasyonla, serbest zamanla veya bu alana girmeye nasıl karar verdim? 2003 yılında ben yüksek lisans tezimi bitirdiğimde, yüksek lisans tezimde de ben insanların sağlık ve zindelik kulüpleri, yani serbest zamanlarını değerlendirdikleri günümüzde fitness'a gidiyorum dediğimiz alan var ya hocam, orada o alandaki insanların müşteri memnuniyetiyle ilgili çalışmıştım. Ve benim ikinci danışmanım da Cleveland State Üniversitesi'nden Edilem diye birisiydi. Edilem'in çalışmalarını, yani insan danışmanının çalışmalarını okur. Onu okurken daha çok rekreasyon ve leisure kavramlarıyla serbest zaman kavramında ilişkilendirdiğini gördüm. Ve 2003 yılında ben yüksek lisans tezim bittiğinde Amerika'ya bunu sunmaya gittim. Ve o kongrede sunulan bildirileri, araştırmaları incelerken rekreasyon alanının bizim ülkemizden ne kadar farklı olduğunu gördüm ve ilgimi çekti. Döndüğümde de ben o sıra Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordum ve bölümümüzün müfredatında yer alan rekreasyonla ilgili dersler vardı. Bu konuda bu dersleri yürütmem anlamında beni şu anda Profesör Doktor Hülya Aşçı, Marmara Üniversitesi çalışan hocam yönlendirdi. Bülent, acaba sen bu konuda çalışabilir misin gibi benim de ilgim vardı ve ilgim birazcık daha oraya doğru odaklandı. Sonra bunu araştırdım. Acaba ben bu konuda kendimi akademik anlamda nasıl yönlendirebilirim? Bu konudaki gelişimimi nasıl artırabilirim diye. Doktora eğitimimde hem artık rekreasyonda nasıl çok kültürlülük varsa lisansımı ve yüksek lisansımı ODTÜ'de tamamlayınca acaba nerede bu konuda eğitim alabilirim dedim ve Gazi Üniversitesi'ne geldim. Gazi Üniversitesi'nde de rekreasyon ve kentlileşme adı altında bir doktora tez çalışmam oldu. Ama esas rekreasyonda kendini nerede buldun? Daha çok bu konuda seni ne heveslendirdi dersek
Ta ki yine misafir araştırmacı olarak gittiğim Amerika'da Profesör Doktor Carla Henderson, bu konuda yurt dışında en çok tanınan, en çok atıfı olan, bizim için belki öğrencilerimize uzak gelecek üniversite öğrencilerine ama indeksli dergilerde en çok yayın olan, en çok atıf olan hocayla birlikte çalıştım. Hocanın yönlendirmesi bu alandaki benim yönümü, rotamın değişimine de sebep oldu. Bizim rekreasyonu Türkiye'de aslında çok farklı algıladığımızı, daha çok soyut bir kavram olarak kaldığını gördüm ve bu alanda kendimi nasıl geliştirebilirim gibi bir yön çizdim. Tabii ki bu rekreasyon derneğini kurmamız, farklı disiplinlerden hocalarla bir araya gelmemiz de benim rekreasyon alanındaki felsefemi, bakışım, açımı da değiştirdi. Yurt dışından çağırdığımız bütün hocaların eminim bende olduğu kadar Türkiye'deki bu alanda çalışan akademisyenlerde de önemli izler bıraktığını gördüm. Öğrencilerimizi bu konuda daha da yüreklendirdik. Peki ne yapabiliriz dersek bizim rekreasyonu daha çok anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben hala Türk toplumunda rekreasyonun yeterince anlandığını düşünmüyorum. Anlamlandırıldığını düşünmüyorum. Bunun için de ne yapmak lazım? Serbest zaman eğitimine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda biz serbest zaman eğitimini nerede veriyoruz? Maalesef ki sadece üniversitelerde veriyoruz. Belki bu konudaki yapılanması hakkında da eminim ki sorunuz gelecek hocam. Serbest zaman eğitiminin çocukluktan başlayarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki arkadaşlarımız, üniversitedeki öğrencilerimiz ne yapabilir dersek? Üniversitedeki arkadaşlarımız, özellikle rekreasyon bölümünde okuyan arkadaşlarımız bence bölümleri çok değerli ve gelecekteki hedeflerine ulaşmaları açısından meslek edinmeleri, bu konuda kendilerini geliştirmeleri açısından çok iyi bir bölümde olduklarını düşünüyorum. Neden dersek, beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümü ülkemizde çok uzun yıllardır eğitim veriyor. Spor yönetimi ve antrenörlük bölümleri de öyle ama rekreasyon bölümleri ilk defa Muğla'da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Sayın Profesör Doktor Erdal Zorba tarafından spor bilimleri fakültesine adapte edildi ve rekreasyon bölümü açıldı. Bu alanda yetiştirilmiş akademisyen sayısı çok az, Tekin Hocam. Genç akademisyen, genç öğrencilerimiz bu konuda üniversitelerde kadro bulmakta veya yükselme konusunda bence hiç şüpheler olmasın. Bunun dışında belki bu konuda atladım, aktarmam gereken bir konu daha var, unuttum. Biz Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği olarak yaklaşık 6 yıl önce dönemin Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'la görüşerek Spor Bakanlığındaki yapılanmada sadece beden eğitim öğretmenliği, yönetim veya antrenörlük bölümünden mezunların yer aldığını gördük. Ama Spor Bakanlığının sizin çok daha iyi bildiğiniz spor hukuku çalışıyorsunuz hocam. 59. madde var. Gençlikle ilgili bir madde. Yani gençliğin serbest zaman faaliyetlerinin yönetilmesi. Madem ki Genç ve Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin adında da gençlik hizmetleri var. Bu konuda genel müdürlük var. Bu genel müdürlükte arkadaşlarımızın çalışması, istihdam edilmesi yönünde de görüşmelerde bulunduk ve derneğimizin belki de ki en önemli katkısı burada oldu. O yıl ilk 50 yıl 50 adet mezunumuz bakanlıkta yer buldu. Buradan gördüğümüz gibi istihdam konusunda da ben gelecekte rekreasyon alanında çalışan bireylerin hiç sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca derneğimiz bu konuda şu araştırmaları, şu çalışmaları da yapmaya çalışıyor. Mesleğimizin net olarak tanımlanması. Yani rekreasyon bölümü mezunları ne yapar? Hangi alanlarda çalışır? Örneğin bir eczane açmak istiyorsanız eczacı olmanız gerekiyor. Peki siz örneğin sağlık müdürüyseniz il sağlık müdürü olmanız gerekiyor. Bizim de öğrencilerimizin diplomalarının, mesleki yeterliliklerinin tabii ki en üst seviyeye çıkarılmasıyla birlikte sağlık ve zindelik kulübü açmak istiyorsunuz. Yani kısa adı fitness merkezi açmak istiyorsunuz. Burayı açarken bireyler buraya rekreasyon yapmaya geliyorlar. Burada spor yönetici alanından çalışan ve rekreasyon alanından çalışan arkadaşlarımızın ortak merkezde, ortak paydada bulunarak buralarda çalışmalarını ve bu konuda yetkin, liyakat sahibi arkadaşlarımızın bu işletmeyi açmalarını, yönetmelerini, burada çalışmalarını, dersler vermelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımızın, üniversitede şu anda rekreasyon bölümünde olan arkadaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Geleceğin mesleğinin ben rekreasyon olduğunu düşünüyorum. Yine belki eklemem gereken bir konu varsa, örneğin benim çalıştığım üniversitede, Amerika'da da birçok Avrupa ülkesinde de hani hangi bölüm daha çok tercih ediliyor derseniz, hani spor bilimleri fakültesi içerisindeki yapılanmada rekreasyon bölümlerinin birinci tercihte olduğunu görüyoruz. Çünkü o ülkelerde insanlar rekreasyonun anlamını biliyorlar ve programlanmış, planlanmış,
ciddi serbest zaman anlamında düşündükleri için o aktiviteleri daha çok tercih ediyorlar. Tercih çoksa talep, bu konudaki istihdam edilecek personel sayısının da artacağını görüyoruz. Ben rekreasyonun ülkemizde hem bilimsel hem de sektörel anlamda iyi yönde gelişmekte olduğunu, yeter ki arkadaşlarımızın kendilerini, özelliklerini, kualifikasyonlarını en üst seviyeye çıkarmaları konusunda çalışmalarının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önerim bu yöndedir hocam. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Biraz önce siz de değindiniz. Rekreasyon bölümleri Türkiye'de yeni ilk de Muğla Üniversitesi'nde açtı dediniz. Rekreasyon bölümleriyle ilgili Türkiye'de var olan şu anda bazı fakültelerimizde, hatta turizm fakültelerimizde de rekreasyon bölümleri var bildiğim kadarıyla. Gazi Üniversitesi'nde de var. Artı spor bilimleri fakültelerinde de rekreasyon bölümleri var. Bizim bu rekreasyon bölümlerinin yapısı, eğitim programları hakkında neler söylerseniz, hangi bilgilerinizi paylaşırsınız sevgili hocam? Hocam şöyle, Türkiye'deki biliyorsunuz bütün üniversiteler YÖK tarafından yapılandırılmakta ve 2020 yılındaki benim yaptığım yeni bir araştırmadan aklımda kalan verilerle paylaşmak gerekirse bu bölümün bölüm adı olarak ilk isminin benim de mezun olduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Bölümü olarak 1979 yılında Doktor Ümit Kesim'in başkanlığını yaptığı bölümde açıldığını, yani bölüm adı olarak görüldüğünü görüyoruz. Ama şu anki sayı olarak bilgi vermek gerekirse, izleyicilerimiz de belki merak ediyordur rekreasyon bölümleri ne durumda diye, rekreasyon lisans programlarının ülkemizde devlette yaklaşık 59-60 civarında bir bölümle olduğunu görmekteyiz. Vakıf üniversitelerinde de spor bilimleri fakültesi var. Burada da rekreasyon bölümlerimiz var. Bu sayı ise 10. Yani devlette 59, vakıfta 60, yani yaklaşık 70-75 gibi bir sayının olduğunu görmekteyiz. Ama bu 70 sayısından maalesef ki şu anda aktif öğrenci alan bölüm sayısının 67 olduğunu biliyorum hocam. Güzel, iki sevindirici haber, gelişme tabii ki var. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek adına rekreasyon yüksek lisans ve doktora programları da var. İki üniversitemizde bu programın olduğunu görmekteyiz. Doğrudan yüksek lisans eğitiminin adının rekreasyon olduğu Akdeniz Üniversitesi var. Bir de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde rekreasyon ve spor yönetimi bölümü var. Peki bu bölümler ne yapar, nasıl bir program yönetirler, müfredatlarında neler vardır dersek, bu müfredat komisyonlarında da ben yer aldım. Spor Bilimleri Derneğimizin akreditasyon sürecinde de bu bölümler nasıl yapılandırılmalı diye biz sıklıkla tartışıyoruz. Ama burada hemen bir parantez açmak gerekirse, sizin de hatırlattığınız gibi rekreasyon bölümlerinin çok disiplinli bir yapıda olması sebebiyle turizm fakültelerinde de, Gazi Üniversitesi'nde de rekreasyon yönetim bölümü var. Üzülerek belirtiyorum ki bazı uygulamalı bilimler fakültelerinde de rekreasyon bölümlerinin açıldığını görmekteyim. Ancak bu bölümlerin yapısı ve içeriğinin rekreasyonun kendi özüyle, felsefesiyle ne kadar uyuştuğu hakkında veya mezunlarının hangi alanda istihdam edileceğine dönük henüz mezun vermedikleri için de net bir fikrim yok. Ben bu konudaki bilimsel fikirlerimi spor bilimleri fakültesi yapısı altındaki rekreasyon bölümleriyle ilgili şekillendirmek isterim. Rekreasyon bölümleri aktif olarak şu an 67 üniversitemizde rekreasyon bölümü adı altında öğrenci almakta ve mezun etmektedirler. Bu bölümlerde öğrencilerimize 8'ler yıl boyunca başta rekreasyon felsefesi, serbest zaman sosyolojisi ve rekreasyon temel, rekreasyona giriş dersi, rekreasyon yönetimi, rekreasyon organizasyonu, rekreasyonda liderlik gibi temel rekreasyon alanıyla ilgili derslerin verildiğini, bunun yanında da gelecekte bu öğrencilerimiz acaba hangi alanda mezun olacaksa, çünkü bizim amacımız rekreasyon bölümündeki bizim ürünlerimiz olan öğrencilerimizi sektörde, hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilmek üzere yetiştiriyor. Ve bu akreditasyon sürecinde biz şunu temel olarak ele aldık. Öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca, yani 4,5 yıl boyunca rekreasyon alanıyla ilgili temel özgü dersleri alıyorlar. Ancak daha sonra 3. ve 4. sınıfta modüllere geçiyorlar Tekin Hocam. Bu modüller neye göre şekilleniyor? Örneğin Akdeniz Üniversitesi'nde, Alanya Üniversitesi'nde, Muğla Üniversitesi'nde, yani turizme yakın olan üniversitelerimizde bu derslerin daha çok turizmde fiziksel aktivite ve sporla şekillendirilmesi yönünde bir yapılanmayı tercih etmelerini arzu ediyoruz. Ama örneğin biz Ankara'dayız, İstanbul'dayız. Bu tür daha çok
Büyük şehirlerde ise rekreasyonun bulunduğu sektöre hitap edebilmesi adına yerel yönetimlerde rekreasyon nasıl yapılandırılır? Orada insanlarımız nasıl çalışır? Bu yönde dersler veya fitness'a yönelik dersler vermeye çalışıyoruz. Örneğin Kocaeli'de sanayi rekreasyonunun daha sanayinin daha ağırlıklı olduğu illerimizde ise sanayi rekreasyonunun ön plana çıkarılması adına farklı modülleri buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Şu anki yapılanmada da rekreasyon bölümlerinin bu şekilde akredite edilmesi, programlarının özgür olması. Yani biz üniversite öğrencilerine, izleyicilerimize belki bunu net olarak ifade etmek lazım. Artık üniversitelerde zorunluluğun kaldırılması arzusundayız. Tabii ki temel bilim alanıyla ilgili derslerimiz orada yer alacak. Ama üniversite öğrencileri Avrupa Birliği'nin de bu konudaki uyarıları ve yönlendirmesiyle birlikte daha çok seçmeli ders veriyoruz. Müfredatımızda seçmeli derslerin ağırlığını artmasını istiyoruz. Öğrencimiz hangi alanda kendini geliştirmek, hangi alanda istihdam edilmek istiyorsa o yönde daha çok seçmeli ders almalarını arz ediyoruz ve bölümlerimizi yapılandırmamızda bu yönde şekillendiriyoruz Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam bu güzel detaylı bilgileriniz için. Biraz önce siz ifade kullandınız. Hem kültürel, coğrafi olarak bakmıyoruz rekreasyon modülleri planlamasında. Özellikle kültürel olarak bakıyoruz dediniz. Aynı zamanda da sanayi olarak da bakıyoruz dediniz. Zaten sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte rekreasyonun ve serbest zaman oluştuğundan bahsettiniz. Burada sanırım en büyük sorumluluk özellikle sporun bir kamu hizmeti olarak, faaliyetlerin bir kamu hizmeti olarak, rekreasyon faaliyetlerinin bir kamu hizmeti olarak verilmesinde toplumla, bireyle en yakın temas kurabilecek yerel yönetimler olduğunu görüyoruz. Burada yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor gözlemlediğimiz kadarıyla. Tabii bazı belediyelerimiz bu konuda gerçekten çığır açtı. Güzel çalışmalar var. Bizim de destek verdiğimiz bazı belediyelerimiz ve çalışmalar oldu. Bu konuda da özellikle yerel yönetimler ve rekreasyon alanları konusunda artık bazı alanların özellikle imar konusunda veya planlanmasında rekreasyon alanları ifadesini kullanıyor olması da bizleri zaten ayrıca mutlu ediyor. Yani buraya gelecek insanlar serbestçe zaman geçirecek, egzersiz yapacak diye. Rekreasyon kavramının hatta biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi farklı restorasyon anlamında gibi algılanması da süreçte vardı. Süremiz de azalmış olmakla birlikte sevgili hocam yerel yönetimler ve rekreasyon ilişkisi, yerel yönetimlerde rekreasyon alanları o konuda da bilgilerinizi, görüşlerinizi almak isteriz. Peki, o zaman seyircilerimize de süre kısıtlanıyorsa çok bir iki dakikada özetlemeye çalışayım bu konudaki düşüncelerimi de Sayın Hocam. Bahsettiğiniz gibi artık halkın kırsaldan daha çok şehirlere yönlenmesiyle birlikte şehirlerdeki nüfusun arttığını ve bireyin kentli bir birey olması, kentli davranış göstermesi adına rekreasyonel faaliyetlere katılımın önemli olduğunu görüyoruz. Bu taleplerin oluşmasıyla, rekreasyonun artık insanlar tarafından, belediyelerden, yerel yönetimlerden talep edilmesiyle birlikte belediye başkanları, yerel yönetimde politika yapıcılar da alanları, tesisleri bu konuda yönlendirmeye başladılar. Şehir bölge planlamacılar, peyzaj mimarcılar bir araya gelerek bu alanları tasarlıyorlar. Siz söylediniz, çok sevindirici ki Ankara'da yaşıyorum ben. Ankara'daki pek çok parkın adına baktığımızda artık rekreasyon alanı, rekreasyon parkı gibi isimlerin verildiğini görüyoruz. Daha geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Çubuk'taki Atatürk evini, o alanı açarken orayı rekreasyon alanı olarak isimlendirdi. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü halk rekreasyonu ne kadar çok duyarsa bu konudaki bilinci merakı da artıyor. Ben yerel yönetimdeki pek çok belediye başkanımızı bu konuda teşekkür ediyorum ama uyarmak gerekir ki sadece alan yapmak, görünür yolların kenarlarına bazı fiziksel aktiviteyle ilgili parklar koyup oraya aletler koymak yetersiz. Belki de bazı yerlerde gereksiz. Sadece bunları oraya koymak yetmiyor. Bu alanın doğru kullanımı, bilinçli kullanımı, acaba halkın bu konuda talepleri var mı? Halk neyi tercih ediyor? Sadece fiziksel aktivite mi? Sadece sanatsal aktivite mi? Ayrıca büyük şehirleri düşündüğümüzde büyük şehirlerin çok farklı yapıları var. Artık şehirler özelleşen bir yapıya geldiler. Şehrin farklı bölgelerinde farklı kültürler oluştu. O zaman bu yine farklı kültürü, orada yaşayan halkın temel gereksinimlerini düşünerek hangi sanat aktivitesini düzenleyeceğiz? Örneğin yıl sonlarında pek çok belediyemiz konser veriyor. Peki o bölgede yaşayan, örneğin Çankaya'da yaşayan halk neyi tercih ediyor? Etimesgut halkı neyi tercih ediyor? O sanat, kültür ve sosyal aktiviteleri düzenlerken
Buna göre yapılandırmayız. İşte bunu nasıl yapacağız? Bu alanda çalışan rekreasyon bilimcilerle, kentlerde çalışan bireylerin, daire başkanlarının, müdürlüklerin, belediye başkanlarının, tüm paydaşların bir araya gelmesi lazım. Bu alanları tasarlarken örneğin biz sadece rekreasyonu tek başına düşünmüyoruz. Siz de spor yönetimi bölümündeki çok değerli bir hocamızsınız. Sporun yönetilmesi açısında birlikte biz de bir paydaşız. Biz de bir araya geleceğiz. Sporu desteklemek adına rekreasyon ne kadar önemli, ne kadar değerli. Çünkü çocuklar oyunla başlıyorlar buna. Daha sonra bu fiziksel aktiviteye, daha sonra amatör spora ve profesyonel spora, spor yönetimine geliyor. Sizin mesleğiniz olduğu için ben çok o konuda artık söz etmek istemiyorum. Yerel yönetimler bu konuda çok hızlı bir gelişim gösteriyorlar ama bu gelişimin de bilinçli olması, sektörün veya bu alanın akademisyenlerinin de bir araya gelerek fikirlerimizi biz ücretsiz sunarız. Yeter ki bizden fikir sorulsun, derneklerimizden, sivil toplum kuruluşlarından, bu alanda çalışan akademisyenlerden fikirler alınsın. Bu parklar, bu yapılar nasıl şekillendirilmeli? Halkın beklentisi ne? Neyi tercih ediyorlar? Hangi aktivite ne zaman, hangi yaş grubuna yönelik düzenlenmeli? Eğer bu paydaşların görüşleri de alınırsa ben halkın daha mutlu olacağına, kentine, çevresine, milletine daha faydalı insanlar olacağını düşünüyorum. Çünkü rekreasyon demokratik bir ortamın yapılanmasını sağlar. İnsan mutluysa, kendisiyle barışıksa, çevresiyle de barışıktır. Üniversitesini de sever, kentini de sever, ülkesini de sever. Rekreasyon bu kadar önemli ve değerli bir kavramdır Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Güzel bilgiler, son cümleniz harikaydı zaten. Süremiz de tamamlandı. Bize ayrılan süre tamamlandı. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Bir arada olmak güzeldi. Pandemiden dolayı da gerçekten özledik. Bir araya gelemiyoruz biliyorsunuz, malumunuz. Bu şekilde evet. De bir araya gelmek çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için, katılımınız için. Ben de şahsınıza sizinle birlikte olmak, benim akademik hayatımda neredeyse her gün konuştuğum hocalarımızdan, değer verdiğim hocalarımızdan birisiniz. Ben şahsınıza ve Üniversite TV'ye, tüm katılımcılarımıza, bizi izleyenlere, bize zaman ayırdıkları, bu rekreasyon gibi önemli bir kavramı dinlemek için zamanların önemli bir bölümünü bize ayırdıkları için ben çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Teşekkür ederim sevgili hocam. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Bülent Gürbüz hocamız. Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırma Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda Spor Bilimleri, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Müsaadenizle sevgili hocam, programı burada noktalamak istiyorum. Tekrar katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, saygılarımla. Sağ olun. İyi günler değerli izleyiciler.